Selamun aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun. Allah rızası için Doğrular kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün işleyeceğimiz konu İhsan eli açık. Kendisi ateistlere, agnostiklere, deistlere, Allah'a inanmayan yani küfür eline cennet vizesi çıkardı. Kendisinin inandığı Allah'a göre ateistler, agnostikler, deistler yani küfür ehli Allah'ı inkar edenler cennete gireceklermiş. Kendisinin inandığı Allah onları yakmazmış. Şimdi birçok kardeşimiz belki diyecektir yahu o kadar ayet var Kur'an'da. Aynı şekilde ben de katılıyorum o kardeşlerimize. O kadar ayet var. Rabbim iman ve itikatı beraber söylemiş. Yani sadece fiiller yani yapılan ameller önemli değildir. İman da önemlidir. Amellerin iman olmadığı zaman boşa gittiğini zaten Rabbim ayetlerle açık açık söylediği halde bu arkadaşlar herhalde Kur'an'ı okumuyorlar veyahut da Kur'an'ı anlamadıkları çok açık. Şimdi kendisinin yaklaşık 10-11 tane kısa kısa klipleri var. Onların hepsini teker teker ben size göstereceğim. Ondan sonra onlara cevap verelim ve elimizden geldiğince size ayetlerle konuyu anlatalım ki insanların kafasında bir şüphe kalmasın. Şimdi hiç konuyu uzatmadan ilk klibimize geçelim. Bakalım İhsan Bey ne diyecek? Mevcut kurumsal dinden çıkın. Mevcut şu anki kurumsal dinden çıkın. Lehül mülk kapısından doğal dine yeniden giriş yaparsınız demiştim. Ben bunu yaptım yani. Ben bunu yıllar önce yaptım. Ben kendimi şu anda İslam'ı doğal din olarak görüyorum. Bu ne demek? Bunu ayrıca Doğal anlatırım. din ne demek hocam? Doğal din olarak görüyorum. Şimdi duyduk mevcut sistemden çıkın ve doğal dine girin. Ben İslam'ı doğal din olarak görüyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu videonun tabi ekini de vereceğim sizlere. Açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Siz hepsini seyredebilirsiniz. Burada konuştuğu Ehl-i Sünnet'in uydurmuş olduğu dinden bahsediyor. Bundan çıkın diyor. Bu sistem yanlış diyor. Bu sistemden çıkın diyor. Burada kendisine katılıyorum. Ama kendini sistemi tabi mevcut sistemle uyuşuyor. Kendi de ayrı bir sistem yaratıyor kafasına göre. Orası ayrı mesele. Şimdi uzatmayalım. İkinci videosuna geçelim. Yani doğal din ile kurumsal din arasındaki fark şu. Kurumsal din inancı tekeline alır. Ötekileştirir, kafir ilan eder. Kurtulmuşluk vehmi içerisindedir. Ben hakkım, geri kalan herkes batıl der. Doğal din mensup olduğu dini bir hayat yolu olarak görür. Diğer bütün insanlara açılır. Şimdi yine gördük kurumsal din yani Ehl-i Sünnet'in uydurmuş olduğu din kendisini haklaştırır, diğerlerini batıllaştırır. Herkesi kafir olarak görür kendisine uymayanları ki bu evet kurumsal dinde yani Ehl-i Sünnet'te bu var. Doğal din ise diyor herkesi kucaklar, herkesi içine alır. Burada da şu ana kadar sıkıntı yok. Evet zaten İslam bütün alemlere yani Kur'an bütün alemlere gelmiştir. Sadece insanlara değil cinler alemine de gelmiştir. Ve bütün insanları kapsar. Kur'an-ı Kerim zaten Nisa 174'te 175'te Rabbimiz ey insanlar diye başlar o ayetler. Ve Kur'an'a sımsıkı sarılıp iman edenin hidayete erdirileceğini söyler o ayette. Şimdi buraya kadar da sıkıntı yok. Devam edelim. Yani burada iki videoda da şu anda Ehl-i Sünnet'e bir gönderme var. İslam'ı doğal dinin durduğu yerden bakarsanız tüm insanlığa açarsınız. Mesela ben diyorum ki insanların inançları değil, amelleri yani ne yaptıkları önemlidir. İnanmasan da olur yani. Dürüst birisiysen Allah'ın has kulusun, cennete girersin diyorum. Doğal din budur. Şimdi burada sıkıntı başladı. Çok büyük bir sıkıntı. İnsanın dürüst olması kendisini kurtarmaz. Bilakis Rabbimiz ayetlerle zaten kimin cennete, kimin cehenneme gireceğini ve inkar edenlerin amellerinin boşa gideceğini, onların yaptıkları yani ne kadar iyi insan da olsa, ne kadar hayır da işlese, onların yaptıklarının boşa gideceğini açık açık söylüyor. Tabi bu gibi arkadaşların Kur'an'dan fazla haberi olmadığı için veyahut da ajandaları mı değişik onu bilemem. Bunların tabi bu şekilde konuşması normaldir. Şimdi biz ayetlere geçelim. Bakalım Rabbimiz bu konuda ne diyor? Şimdi kardeşlerim buradan size 3 tane ayet okuyacağım. Bakın inkar edenler yani Allah'a inanmayanlar. Yani sadece Allah'a değil meleklerine, kitaplarına falan
Bakara 285'te Rabbimiz zaten Amener Resulü diye okuduğumuz bir dua var. Onu da zaten belirtmiş. Ama bu hoca tabi bu ayetlerden haber olmadığı için ateistlerin, deistlerin de cennete rahatlıkla girebileceğini amelleri dolayısıyla ifade ediyor. Ama biz 3 tane ayet okuyalım bakalım inkarcılara ne olacak? Onların amelleri işe yarayacak mı? İlk başta Yunus suresi 4. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar. Sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için yaratmayı tekrar eder. Kafirlere gelince inkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. Gördüğünüz gibi inkar etmekte olduklarından dolayı onlar cehenneme gidecek. Ayet çok açık. Yani yok işte kendisi inanmayanlarda sıkıntı yok falan gibi şeyler söylediğine bakmayın kardeşlerim. Maalesef Kur'an'dan haberi yok. Bir sonraki ayetimiz Nuh suresi 39. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlere gelince onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Gördüğünüz gibi onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış bir kimse onun yanına geldiğinde onu orada bulamaz. Hiçbir şey yoktur. Ve son olarak da Kehf suresi 105. ayet 101'den 105'e kadar okuyalım. Çünkü hepsini okursak daha iyi anlaşılacaktır. Burada yine kafirlerden bahsediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. O gün cehennemi gözleri zikrime, Kur'an'a karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına bütün dehşetiyle dikeriz. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed, de ki amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Bakın burada iyi iş yapsalar bile kafirlerin amellerinin boşa gideceğini söylüyor Rabbimiz. Devam edelim. Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. Zaten bunu cennet videomuzda söylemiştik bu ayeti. Cennete kimin gireceğiyle, kimin girmeyeceğiyle, müşriklerle kafirlerin cennete giremeyeceğini söylemiştik. Ayetler çok açık. Onların yaptığı ameller bile boşa gidecek. Zaten adalet terazileri kurulacak insanlar iman etmiş ve iyi ameller işlemiş ve günahı olan insanlar için olacak. Onlar için yani Müslüman müminler için olacak. Maalesef kafirler ve müşrikler için onların işlediği amellerin hiçbirinin zerre kadar bir faydası olmayacak kendilere. Çünkü iman olmadan amelin hiçbir faydası olmaz. Çünkü Allah'ın sistemi iman ve salih amel üzerine. Sadece kendisinin dediği gibi değil. Yani deistler de ateistler de cennete gidecek dediği din bizim dinimiz değil, en azından kendinin dini. Hangi dine inanıyorsa bilmiyorum. Ayetler çok açık gördüğümüz gibi ama devam edelim. Şimdi bunu söylediğimiz için kurumsal dinden bundan nefret ediyor. Ya Allah'a inanmıyor olsa bile. Allah'a inanmasa bile. Dürüstse evet. Evet. cennete girebilir. Girebilir. Ve Allah onunla dertleşir. Ama Mesela der ki, ya birileri Allah dedi, ben de reddettim. Aslında o Allah gerçekte sen misin? Diye bir konuşma geçebilir yani. Çünkü Allah görünmüyor. Peygamberin anlattığı Allah bile peygamberin anlattığı Allah'tır. Gerçek Allah değildir. Gördüğümüz, duyduğumuz gibi Allah'a inanmasa bile cennete girebilir ve Allah onunla dertleşir. Peygamberin anlattığı Allah bile gerçek Allah değildir. O peygamberin anlattığı Allah'tır. Allah da kafirlerle dertleşebilirmiş. Şimdi bu adam Kur'an'dan o kadar uzak ki Allah kafirlerle dertleşecekmiş. Peki ayetler ne diyor? Biz ayetlere bakalım. Nahl suresi 84. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz. Sonra inkar edenlere ne özür dilemeleri için izin verilecek ne de Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek. Gördüğünüz gibi ayetler açık. Burada hiçbir şekilde kendilerine konuşma izni bile verilmeyecek. Kendilerine bir kendilerinin ümmetinden bir şahit bile
dinlenmeyecek, hiç kimseye izin verilmeyecek inkar edenlerden. Yani bu kadar rahatça Kur'an'dan haber olmayan insanlar bu kadar rahatça nasıl sallayabiliyorlar? Orası da ayrı bir konu tabii. Yine konunun çok iyi anlaşılması için bir ayet daha vereceğim. Kardeşlerimiz bunu çok iyi anlayacaklardır. Yani bu adamın üfürdüğünü ayetlerle çok iyi anlayacaksınız inşallah. Onu da okuyalım. O da Mürselet Suresi 28 ve 36. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek. Yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün vay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. Bakın bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. Bu arkadaş ne diyor? Kafirler, inkar edenler, ateistler neyse. Belki Allah'la da işte sohbet edecekler. Yani Allah onlarla görüşecektir. Hiç alakası yok. Aksine onlara konuşma izni bile verilmeyecektir. O yüzden bu tür gibi insanlara dikkat edilmesi lazım kardeşlerim diye diyorum. Devam edelim. Allah göremiyoruz. Kim, nasıl bir şey? Şimdi gerçekten onunla karşılaştığında ya aslında seni reddettim ben değilim ki diyebilir yani. Dolayısıyla inanç kötü bir şey, inançsızlık kötü bir şey olamaz. Belki de inançsız olmak, gerçek Allah'ı korumak demektir. Mevcut olanlardan beri olmak, kardeşim hiçbirinize inanmıyorum. Hepiniz Allah'ı herhalde yanlış anlatıyorsunuz. Allah'ın nasıl bir şey olacağını da bilmiyorum. Ama şimdilik söylenen her şeyi reddediyorum diyen bir adam bence mazurdur. Evet, inançsızlık kötü bir şey olamaz. Allah'ı göremiyoruz. Belki de inançsızlık daha da iyi bir şeydir. Çünkü biz Allah'a bize yanlış anlatıyorlar. Bilmem ne, bilmem ne. Yani kafirleri, ateistleri, deistleri işte onu bunu aklamaya çalışıyor kendi kafasınca. Ama demek ki okuduğumuz ayetler çok açık kardeşlerim. Ayetler Allah'ın delil olarak indirdiği şeyler. Hatta ben size yine bir ayet vereyim. Bakara 118, Bismillahirrahmanirrahim. Bilmeyenler Allah bizimle konuşsa ya da bir mucize gelse ya derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle bunların dedikleri gibi demişti. Onların kalpleri, anlayışları birbirine benziyor. Biz ayetleri kesin olarak inanacak bir toplum için açıkladık. Zaten bunların ataları da, dedeleri de aynı şekilde mucizeyi gördüler. Firavun gibi mesela. Firavun'un yanındaki insanlar olsun, işte Hazreti İsa'nın yanındaki insanlar, İsrailoğulları falan. Bunlar mucizeyi gördükleri halde inanmadılar. Yani zaten Allah istese herkese boyun eğdirir, herkesi Müslüman yapar ama zaten dinde zorlama yoktur. Zaten dinin amacı odur. Görmeden iman etmek, gördükten sonra herkes iman eder. Mesela şimdi size bir cehennem gösterirse herkes iman eder. Gökyüzüne bir şey açılsa cehennemde nasıl olacak, insanların nasıl yanacağı, o zaman herkes iman eder. Onun, o zaman imanın bir anlamı kalmaz. İmanın anlamı Allah'ı görmeden, yaşayarak, ona iman ederek ve onun aslında mucizeleri her zaman var yanımızda. Her zaman belki bu kafirlere de mucize geliyor. Kendilerinin başından ilimin, bilimin açıklayamayacağı olaylar geçiyordur. Ama bunların Allah'tan olduğuna inanmadıkları için bunlara mucize olarak gelmiyor. Halbuki bir insanın bir tek aynada kendisine bakması mucize için yeterli. Bir gözünün yaratılış şekli, bütün vücudunun yaratılış şekli ve bütün bir vücudun uyum şeklinde olması, hatta bilime inanan insanların hücreleri incelediğinde milyarlarca hücrenin, trilyonlarca hücremizin olduğu, küçük atomlardan, nötronlardan, protonlardan olduğumuz, zaten bu mucizevi bir yaratılış olduğunu kendisine aynada baksa görecek. Ama maalesef iman etmedikleri için bunu göremiyorlar. Devam edelim. Agnostik diyoruz o zaman. Ama agnostik için... Şimdi bak, agnostik olabilir, deist olabilir, ateist olabilir, inançsız olabilir. İyi, dürüst, helal lokma yiyen, Allah'ın yarattıklarına zarar vermeyen, kul hakkı yemeyen birisi, benim inandığım Allah bu kişiyi yakmaz. Kur'an-ı Kerim'de... Doğal din diye buna diyorum. Kur'an-ı Kerim'de inanmayanları cehennemi beklediğine dair ayetler var. Neye inanmayanlar? Evet, agnostik, deist, ateist, amelleri iyi olan insan, Allah'ın işte yarattıklarına zarar vermeyen insanlar, onlar
Benim bildiğim Allah onları yakmaz. Peki bu ayetleri Allah niye göndermiş? Onları yakmayacaktı. Yani demek ki bu arkadaş ya Kur'an'ı okumuyor ya da bunun inandığı din ve inandığı Tanrı diyelim. Çünkü onunkine Allah diyemeyiz. Allah'a inanmış olsaydı zaten bu ayetlere iman etmiş olması gerekirdi. O yüzden onun inandığı ilah Tanrı neyse onu bilmiyoruz. O yüzden fazla konuşmaya gerek yok. Devam edelim. Birkaç video daha verelim. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım Allah'ın izniyle. Allah'a inanmayanlar. Allah'a inanmamak ne demek? Allah Allah yok demek. Allah yok demek değil. Uzun mesele. Bak Kur'an-ı Kerim'de öldürmek, çalmak, hırsızlık yapmak, gasp etmek, zorbalık yapmak kafirliktir. Allah'a inanmamaktır. Doğru olmak, dürüst olmak, iyi olmak, yardımsever olmak, vermek, paylaşmak Allah'a inanmaktır. Bakın burada da kendi kafasına göre bir hüküm uydurmuş. İşte zorbalık yapmak, çalmak, çırpmak, adam öldürmek Allah'a inanmamakmış. Güzel ameller işlemek de Allah'a inanmamakmış. Yani Allah'a inanmamak Allah yok demek değilmiş. Deminki videonun başında ne diyordun? Biz Allah'ı göremiyoruz diyordun. Ateistler öyle diyor diyordun. Yani nasıl bir çelişki bu? Hem Allah'a inanmamak Allah'ı yok demek anlamında değil diyordun. Demin de biz Allah'ı göremiyoruz diyordun. O yüzden de inanmadık diyordun. Ateistler öyle diyecek diyordun. Yani arkadaşlar fazla uzatmaya gerek var mı bilmiyorum. Arkadaşın söylemek istediği çok açık. Bir iki klibi daha var onu da göstereyim. Bitirelim Allah'ın izniyle. Eylemler üzerine, ha, ama ameller kişi, üzerine. Allah'a inanmak, kişi ben bir yarım... Allah'a inanmak, Allah diye bir kelimeye inanmak demek değildir. Allah diye bir varlığa inanmak demek değildir. Allah'a inanmak, bir takım eylemlerin yapılması gerektiğine inanmak ve onları yapmak demek hatta. İnanmak da değil. Evet, Allah'a inanmak, Allah diye bir kelimeye inanmak değil, Allah diye bir varlığa inanmak değil. İşte gördüğünüz gibi kendisini açık etti. Kendisinin inandığı Allah'la bizim inandığımız Allah aynı değil. Kendisinin inandığı neyse artık hangi puta tapıyorsa bilmiyorum ama o kesinlikle Allah değil. Allah kendisi bir varlıktır. Bizi yaratmıştır, yüce yaratıcıdır. Allah kelimesini de zaten kendisi koymuştur kendisine. Kur'an'da bu da belirtilmektedir. Biz her ikisine de iman ediyoruz. Hem El Allah kelimesine kendisinin ismi olduğu için, kendi söylediği için ve Allah'ın varlığı olduğu için, var olan bir varlık olduğu için ona iman ediyoruz. Ama kendisi ne diyor? İşte Allah, Allah demek yani işte bu amelleri yapmaktır. Bilmem ne, iyi ameller yapmak, dürüst olmak gibi, iyi ameller yapmaktır gibi. Saçma sapan bir şey söylüyor ya. Ya Allah'ı varlıktan kaldırıp amel yapmaya bağlıyor. O zaman amel yapmak mı seni, yani senin yaptığın iyi ameller mi seni yarattı? Bu kadar bir mantıksızlık olabilir mi? Maalesef olabiliyor. Çünkü insanın beynini ve zihnini ve kalbini şeytan ele geçirdiği zaman maalesef bu tür durumlar ortaya çıkabiliyor. Yani beni şaşırtmıyorlar. Çok da ayetler açık olduğu için biz rahatlıkla Kur'an'ı anlıyoruz. Çok şükür Rabbimizi de rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çünkü Rabbimiz bize ilimi öğretti. Zaten biz sadece kendisinden öğrendiğimiz için bu tür insanları işte maalesef dinleyen kardeşlerimize de buradan çağrılar yapıyoruz. Kendinize dikkat edin. Bakın bunlar sizi küfre sürükleyip cehenneme götürecek kardeşlerim. Buradan sizleri uyarıyoruz. Kişi ben bir yaratıcının varlığını reddediyorum diyorsa Reddedebilir. ama yine cennete gidebilir. Şimdi reddettiğinden dolayı hesabı ne olur ben orasını bilmem. Ama o dediğiniz kişi yani bir yaratıcıyı reddediyorum. Aklım almıyor. Veya var olanların anlattıklarını da doğru bulmuyorum. Kendilerine göre yaratıcı anlatıyorlar. Gerçek yaratıcı görünmediği için onun da nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla reddetmiş oluyorum diyen birisi bu inancı bir kenara bırakır. Görünmediği için sorgulama ve yargılama konusu değildir. Gördüğünüz gibi yani adam bir insan reddedebilir, onun hükmünü bilmiyorum. Deminden beri ateistler zaten ateist zaten Allah'ı reddeden insan. Yani Allah yok diye inanmayan insan. Şimdi sen diyorsun ki ne? Hem cennete girecekler diyorsun. Allah onları cennete koyacaklardı diyorsun daha önce. Şimdi de onların hükmünü bilmiyorum diyorsun. Kendisiyle çelişen bir insan. Bir iki klibi daha kalmıştı ama onları vermeyeceğim artık. Ben size açıklamalarda yazacağım bu videonun linkini vereceğim. Siz kendiniz seyredin. Zaten adamın anlatmak istediği çok açık. Daha fazla şey söylemeye gerek yok. Bu arkadaşa göre, kendisinin inandığı inanca göre, kendisinin inandığı hangi putsa artık o, öyle bir şey
bizim için zaten yok. Aynı Allah'a inanmıyoruz. Çünkü kendisinin inandığı şeyler bizden farklı. Kur'an çok açık, ayetler çok açık. İnkar edenler hakkında onların amellerinin boşa gideceği, sen istediğin kadar dünyanın en iyi insanı ol, amellerin boşa gidecek, sana konuşma izni verilmeyecek. Ayetler açık ama bu arkadaş ne diyor? Hem diyor ateistler, deistler, işte agnostikler cennete gidecek, hem de Allah'la işte konuşacaklar, sohbet edecekler, bilmem ne falan, abuk subuk şeyler. Daha fazla bir şeyler söylemeye gerek kalmadı benim açımdan. Olay çok açık şekilde ayetlerle ortaya koyduk. Bu insanlara uyan insanlar maalesef cehenneme gidecekler. Yani maalesef diyorum, çünkü bunlar tam Kur'an'a, Allah'a karşı konuşan insanlar. Haberleri yok. Öyle şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar, benim tahminim o. Fazla uzatmaya da gerek yok. Kardeşlerim, olayı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu tür insanlardan uzak durun ve Kur'an-ı Kerim'i de okumayı unutmayın.